Saygıdeğer dostlar, 3 Aralık 2016 İstanbul Pendik Green Park Otel'deyiz. Bugün bu otelimizin güzel mihmanları var. Bosna Sancak Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Bugün burada üyeleri, hemşerileri, gönüldaşları ile bir dayanışma gecesi hazırladı. Gerçekten şu an salon tıklım tıklım, gelen konuklar yer bulmakta zorluk çekiyor. Bu da Bosna Sancak Derneği'nin gerçekten kitlelere, insanlarımıza ne denli sıcak bir kucak açtığının göstergesidir. Bosna Sancak Derneği deyince derneklik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yaşamda gençlerimiz de hazırlıyor. Okul, ders gruplarından tutalım da sportif aktivitelerle birlikte yine böyle genç kızlarımız ve sevgili gençlerimiz, genç erkeklerimizde de gördüğünüz gibi milli oyunlarımızı da gerçekten derneklerde yaşatıyorlar. Böyle güzide de bir ekip kurmuşlar. Bu ekip bugün burada sahne alacak. Tabii ki bunu hazırlayan değerli hocam var aramızda. Bu kostümleri hazırlayan değerli Fatma Hanım var. Ben de bir eğitimciyim, edebiyat öğretmeniyim. Gerçekten bu gençlerimizden kumaş duyuyoruz. Bunlar geleceğimizin, yarınlarımızın teminatı. Hocam, sözü size bırakalım. Kaç yıldan beri bu işi yapıyoruz? Yaklaşık 15 yıldan beri dernekle iç içeyim, faaliyet gösteriyorum. 10 yıldan beri sürekli faaliyetle oynadım. 5 yıldan beri de Bosna Sancak Derneği'nde hocalık yapıyorum. Gönül verdik biz bu işe, arkadaşlarla beraber. Ömrümüz yettiği yere kadar devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Güzel bir yola çıktık. Güzel şeyler veriyoruz. Bu ekibe herkesin katılmasını bekliyorum. Şu an için söyleyeceklerim. Hocam ben de uzun süre Tekirdağ Murat Balaban'ın okulunda müdürlük yaptım. Benim müdürlük yaptığım belde göçmenlerdi. Evet. Orada onlar yerlere kaçar derlerdi, yerler onlara macur derlerdi. Biz gerçekten orada soydaşlarımızın kültürünü öğrendik. İsmi Efendimiz öğretmenim. O da sizin folkloru tanıdı, kültürünüzü tanıdı. Biz o sizin gibi orada bir öğrenci yetiştirdik. Ben de bağlama çalıyordum, elektro bağlama. Evet. Siz bu gençlerimiz özellikle hangi yöre oyunları ile bugün sahneye alacaksınız? Evet, gençlerimiz bugün bizim Novi Pazar, Sancak yöresiyle oyunlarıyla gösteri alacaklar. İki oyun sergileyecekler. Bunlar birbirinden güzel, şık oyunlar. Seyir zevki yüksek oyunlar. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatacağımıza eminim. Anam Maria anam var mı? O yok. O yok. O yok. Sevgili, bizde yine bir söz var. Kadın elinin değmediği hiçbir şey gerçekten yaşam bulmaz. Bu kadar kısa süreli olur. İşte Fatma Hanım aramızda. Galiba sizler de bu folklor ekibi içinde hocamla birlikte emek üretiyorsunuz. Kostüm ve benzeri bu tür uğraşları da siz veriyorsunuz. Siz de duygularınızı alalım. Çok mutluyum sadece. Başka bir şey demiyorum. Burada şu anda bulunmakta çok mutluyum. Adınızı alabilir miyim? Fatma Gani. Hocam sizin adınızı alabilir miyim? Bülent Hanım. Peki öğrencilerden bir isteğim var mı? Öğrencilerimden isteğim yok. Öğrencilerim özellikle bana, Fatma Hanım'a gerçekten son derece saygılılar. Bu şekilde devam etmelerini istiyoruz. Bizden sonra gelecek nesillere de. Burada şu an için hocalık görevi bende ama bundan sonra eminim ki buradaki benim yetiştirdiğim arkadaşlar zamanı gelecek. Hoca olup bundan sonraki diğer arkadaşlara ders vereceklerine ben eminim. Biz iyi bir aileyiz, biz iyi bir ekibiz. Bundan sonra da yola devam edeceğiz inşallah. Bayrak yarışını devredelim. Aynen öyle. Peki aynen. Sevgili gençler, şimdi diyeceksiniz ki ya hep bu büyükler konuşuyor, aynen. Bize hiç söz veren yok. Sözlü de ancak hocalar bizi kaldırır. Konuşmak isteyen var mı? Ha, güzel kızım, çok güzel kızım. Buyurun. Söylemek istediğim bir şey var. Ben söylemek istedim. Adını söyle. Helena. Okula gidiyor muyuz? Tabii. Lisedeyim. Kaçıncı sınıf? İki, lise. Peki lisesi mi? Yok. Türk Kızılay Kartalanlı Lisesi. Heh, iyi yok. Pedik Lisesi'nde ben de bir yıl öğretmenlik yaptık. Evet sevgili genç, yüzün hep böyle gülsün. Ne diyoruz? Ne diyoruz?
Arkadaşlar ben memnun musun laf adamı? Memnunuz abi. Hayır bunlar diyor en güzeli ben oynuyorum bu arkadaşım diyor da senin için diyor biraz daha abi, yetiştirmesi lazım doğru mu? Herkes elinden geleni yapıyorsun. Öyle mi? Şaka bir yana. Siz bir ekipsiniz. Saygıdeğer canlar, ne güzel böyle kültürümüze hizmet edenler. 7'den 70'e kültürümüzü yaşatmaya çalışanlar, kuşaktan kuşağa devrederler. Bu alanda emek üretenlerimizi candan kutluyoruz. Bu sevgili gençlerimizin de yarınları aydın olsun. Şansları, tahtları, bahtları da gönüllerince yaşansın. Gerçi bu ülkede öğretmen olmakta, ana olmakta, baba olmakta, böyle tırırın genç delikanlı olmakta çok zor. Ama bakalım bu zorlu kadın da şey diyecek mi? Buyurun. Adım Deniz, soyadım Yani ben de mutluyum burada olmaktan. Ben de 20 yaşındayım. Ben de 2 senedir oynuyorum. Daha yeniyim. Bülent abiyle tanıştım. Bülent hocamla. Fatma ablayla tanıştık. Çok iyiyiz ekip olarak. Böyle devam etmeyi planlıyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Arkadaşlar var mı söz almak isteyen? Emin misiniz? Söz meclisin diyoruz. Ben Mustafa Borbogyanlı olarak bu sevgili gençlerimize bundan böyle yaşamın her basamağında başarılar dilerken Bosna Sancak Derneği yönetimi, orada gerçekten gönüllü hizmet veren tüm Bosna Sancaklı canlarımızı ve bugün bu etkinliğe, bu dayanışma gecesine katılan tüm dostlara ömür boyu birlik, beraberlik, dayanışma doğru aydın yarınlar diliyoruz. Bunu yaparsak biz aydın yarınları yakalayacağız. Ben Mustafa Borgaylı olarak sizlere sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve böyle dayanışma ruhuyla kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi gelin, hepiniz gelin, gelin. Şu anda çekiyor mu anlamıyorum, basıyorum ama. Oh,
sizi bu kürsüde, bu sahnede meşgul etmeyeceğim. Balkanlar, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Biliyorsunuz, hadi güzel bir alkış onun için de. Bu salon çınlamalı dinlemeli onun için. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır der. Muhacirlere Balkanlardan acı ve gözyaşı içinde, Balkanlara giderken de acı ve gözyaşı, gelirken de acı ve gözyaşı yaşayan o muhacirlerimizin ortak bir özelliği var. Burada olduğu gibi CHP'si, Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP'si, o partisi, bu partisi, herhangi bir siyasi partide kendine yer bulabilir ama hepsinin ortak bir özelliği var. Tamamı eksiksiz vatanına çok bağlıdır, bayrağını çok sever ve Mustafa Kemal Atatürk'ünü çok sever. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize afiyet olsun diyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Böyle güzel, buna çok ihtiyacımız var ülkemizin bulunduğu gerçekten zor koşullar, zor bir süreç içerisinde. Bağlı olmaya, birbirimize daha sıkı sıkı sarılmaya, milli birlik ve beraberliğimize her geçen gün dünden daha fazla ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşünceler hepinize afiyet olsun diyorum. Hepinize en güzel günler, dostluk, dayanışma, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularıyla diliyorum. Bizleri onurlandıran misafirlerimize de bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun.